Evet, başladı. Ben yoğun çocuklar bir geçirdikle başla bence. Ben çocuklar küçükken bir el kameramız vardı. Sony. Yani reklama girecek ama onunla çocukların her anını neredeyse çekmeye çalıştım. Bu aslında şu anda YouTube'da vlog diye kayda alınan videoların bir eski versiyonu gibi. Anlatıyorlar ekrana, geziyoruz. Karadeniz gezimiz vardı, çocuklar çok küçüktü, onları kaydediyoruz falan. Böyle çok güzel anı olarak şimdi seyrettiğimizde çok keyif alıyoruz. Çocukların küçüklük hali, o an konuşmaları, onlar seyrettikçe daha da keyif alıyorlar. Ama bizim hiç yoktu. Bizim böyle bir şey yoktu. Yani arada biz da flört tabii ederken de çok gezdik. İşte Marmarisler, Bodrumlar, yok Selçukmuş, yok orası, yok burası. Evet. Ama o zamanlar video kameramız falan da yoktu. Hiç böyle birlikte çekilmiş kaydımız yok aslında. Gezinde. Arkadaşlarla da olsun. Yani bu aslında beraber yaptığımız gezinin ilk kaydı, evet, sayılır. Aslında öyle, evet. Bir şekilde atağının da üniversiteyi kazanmış olması sonrası, hadi bir tatile hak ettik. Artık oğlan üniversiteyi kazandıktan sonra dedik, aynen, ki tamam. Bir geziye artık kendimize biraz vakit var, ayıralım. O arada da bir haber geldi. Oğuz'un işte yıllar evvelki liseden, ortaokuldan, daha iyi bebeklikten kalma ordulu arkadaşları bir tur organizasyonu yapıyor Gürcistan'a. Bize gelir misiniz dediler. Biz de bunlarla ara ara böyle ordular gecesi yapıyorlar, toplanıyorlar, bir araya geliyoruz. Hani hepsini yüzeysel tanıyorum. Ama hiçbiriyle kanki değiliz yani. Oğuz tabii onlarla iyi eğleniyor. Öyle güzel vakit geçiriyorduk ama hiç böyle samimileşmedik. Bu geziye çıkınca ulan dedik nasıl olacak falan. İşte o gün geldi çattı. Hazırlıklar falan. Dedik ki biz biraz önceden çıkalım, azıcık geze geze orduya gidelim. Evet, gitmeden de bir çok yakın arkadaşım, aynen, Samsun'a yerleşmişti. Oraya uğradık. Orada güzel geziler yaptık. İki gün Paso dolaştık. Tabii arabayla gidiyoruz. Arabamızı aldık. O yüzden geze geze. Geze geze. Çok mola keyifli. Vere vere. Aynen öyle. Güzel bir gezi oldu. Sonra orduda buluştuk. Samsun sonrası. Buluştuğumuzun ertesi günü de sabahtan otobüse binerek oldukça uzun denebilecek Gürcistan'ı neredeyse boydan boya gezen bir tura, yorucu bir tura çıktık. Yorucu bir tur oldu. Yani batıdan doğuya bütün Gürcistan'ı otobüsle haldır haldır kalarak gezdik. Biz çok çok eğlendik. O kadar yani güzel anları paylaştık. Gezinin amacı Gürcistan'ı gezmek ama bizim amacımız eğlenmek. Dolayısıyla yok bağ bozulmuş, yok bilmem ne ayaklarını götürdüler ama bağlar zaten bozulmuş. Her iş bitmiş. Biz işte bir iki şarap mahzenine gidip haldır haldır 6-7 saat otobüslerde vakit geçirip bir lise gezisi gerçekleştirdik. Aynen, okul. Ama inanılmaz eğlendik. Yani herkes çocukluğuna geri döndü. Esprilerle, kavhaha, hihilerle o ona sataşıyor, ona sataşıyor. Yeri geliyor kalkıp oynuyoruz. Yeri geliyor gülüyoruz. Gitar çalarak, müzik yaparak böyle harika bir 6 gün geçirdik. Evet, yani inanılmaz ve herkes yeniden geriye dönüp tekrar kaynaştı. Herkes şimdi böyle birbirinden kopmadan bu ilişkileri sürdürmek istiyor çünkü çok tatlı oldu. Şimdi sizi bu gezimizle baş başa bırakıyoruz. Sevgiler, öpücükler. Hepinizi seviyoruz. Evet Oğuz'um, Gürcistan yolcusu. Kamerayı size veriyorum. İlk defa vlog kamerasıyla. Evet, otomatiği al bari. Otomatikte zaten. Yeşimim. Ha canım benim. Bakayım bir güzel yüzünü göreyim. Gürcistan öncesi. Ay ay ay. Senin valizi belli. Ama bu benim ikimizin şeyi. ATM valizi hazır. Babamınkinde daha hiçbir şey yok içinde. Hadi be. Hayır, bu ikimizin. Ha. Bu ikimizin iki günlük hani annenin, Samsun, Ordu falan valizi açmadım. Annenin benimkine en az 3 kat olacağına iddia ediyorum. ben kadınım. 27'si galiba bugün. 27'si mi bugün? Şimdi Oğuz Bey. Burası tamam. Biz de Seray'la İzmir turu yapacağız 2 gün sonra. Evet. Bu hafta 2-3 kere deprem oldu. Bunlar hep tarih üstünden söylüyorum. Bir aylığına gidiyorlar. Kaç bir ay. Her gezide Yeşim'le şöyle bir şey yapıyorum. O kıyafetleri aldıktan sonra onun hiç dokunmadıklarını gezi sonrası. Hadi hadi. Tekrar bir gözden geçirtiyorum. Bak şunlara hiç dokunmadın diyorum yani. Benim şu kadar bak. Şu ah canım bak. Şu parça. İşte. Bu hadi, bile fazla hadi, bana hadi, da hadi Yeşim hadi, kızıyor hadi diye onu da alayım. Hadi bunu hadi artık. Efendim biz şu anda Kumburgaz'a geldik. Kumburgaz, ay Allah söyletti. Adapazarı'ndayız.
Islama köftemizi yedik, meşhur ıslama köftecide. Otoparkta da şaka. Otoparkta Yeşim buna şakayık dedi. Ben aa ne güzel güller dedim. Samsun yolları. Orada kalacağız. Oradan ordu. Evet, şimdi yolumuzda gidiyoruz. Sakarya'dan Ankara istikametine doğru yol almak. Da zevkli kocacığım ordu neydi? Yeşim mi çekiyor? Bak, İç Anadolu. Çorak, kuru. Doğru düzgün ağaç yok. Ama gene de güzel. Birazdan çay molası vereceğiz. Orada da çekmeye devam edeceğiz. Şu anda tuvalete inmek için geldiğimiz bir Çankırı konaklama yerindeyiz. Semaverle çay içeceğiz. Tuvalet sorduk burası. Evet, bu yoldan gelirken Semaver'i gördük. Yeşim Hanım sohbet ediyor. Müthiş bir yerden i̇şte geçiyoruz. Aynen. Neresi olduğunu bilmiyorum. Ay gitti ya. Yani göl var. Yaklaşıyoruz. Gölün etrafı dağlarla çek. Müthiş bir manzara var. Kurabiye sever misin? Severim. Severim dedi. Ver. Ne vereyim? Kurabiye? Yok ki. Şimdi birazcık görünmeye başladı. İşte gerçek görüntü burada. Şu anda Samsun Çanak yok. Çakallı. Çakallı'dayız. Burası menemeniyle meşhur. Ama antihistaminik de onu biliyorum. Geniz akıntısı var, o arada kök kök de yapıyor. Değil mi? Evet. Şu an bahar girdi ya, alerji azdı. Menemenimiz geldi. Ya şey yap, nöbetçi eczane bulursan bebek için kullanılabilen antihistaminik var. Yeşim torunuyla alakalı bazı öneriler de var. Evet Yeşim Hanım, beğendiniz mi? Olma. Ya manzaraya başladı manzara ama güzelliğe bak, kaçırıyoruz. Altı, hani su yok. Köprüden geçti gelin ama susuz geçti gelin. Kurumuş ya bu göl. Dereler akmıyor. Nasıl geçeceğiz şimdi? Yol bitti komutanım. Ne olacak şimdi burada? Buradan geçelim. Gel 120 kilometre olamaz, köprü çöktü. Ahmet taşları koyalım o zaman. Bak oğlum, bu Osmanlı evi görüyor musun? Bak. Tamam, biraz bakımsız bilmem ne ama muazzam. Oğul çektin o tarafı. Yani çekiyormuşuz. Allah bilir yanlış verdin ha. Evet, yolumuz şu anda Vezir Köprü'de Panyon'a doğru gidiyoruz. Gördüğümüz bitkiler kenevir. Her yerde. Afyon. Ya muazzam bir tepeye tırmanıyoruz. Aşağısı aman Allah'ım. Of, sen sağa bak. Kayda bas. Ya aralardan çıkıyor yavaş yavaş denizhancım ama birazdan tam görünecek. Aşağıda muazzam bir kanyon. Yatıp. Bak, kamyonu görebiliyor uçak musun? Uçak gibi, çok yukarıdayız. Tam kaya tırmanıştık. Of, bir aşağı bir yukarı çekiyorum denizhancım. Kusura bakma, müthiş çünkü. Evet arkadaşlarım. Çayın var mı? Eyvallah koçum, senin için demlerim diyecek. Yani denizhan, sana olamayacak bir manzara gösteriyorum. Yani böyle bir şey var mıymış? İlk kez görüyorum. Ya Sinop'ta bir şeyler görmüştük ama buradaki muazzam. Ya muazzam bir şey ya. Bak aşağı doğru iniyorum. Burası Vezir Köprü bilmem ne kanyonu. İsmini unuttum. Karadeniz turu yaparsanız lütfen Sinop'tan başlayın. Sinop, Samsun, Rize. Yani önce Batı Karadeniz, Orta Karadeniz parti parti gidin. Gölde evet. Ne çıkıyor? Balık. Böyle bir gölde balık. Kanyon. Evet, Vezir Köprü'deyiz. Kanyondayız. Şimdi burada tekneler var. Bu teknelerle şu kanyonun içine doğru girme imkanı olacak. Kanyonun girişi. Bu tekneyle karşıya geçiyorlar. Kanyona doğru yola çıktık. Yeşim Karadeniz havalarıyla. Yeşim Hanım kaptanla muhabbeti. Terkos'un bir gölü, bir ayağı var, Durusu. Biliyor musun? İstanbul'da Terkos'un bir ayağı var, Durusu. Durusu'nun orada göl balıkçılığı. Böyle salaş barakalar var. Balıklar sabahtan çıkarıyor böyle bıçakla, sırf kılçık, lopet haline getirmiş, ince filotu. Buna bulayıp kızartıyor, tek yaptı o. Buna bulayıp kızartıyor, en ince, kiloyla. En ince. Ak balık bilmem ne, turna ne yakalıyor. Eğitim devam ediyor. Ver en ince diyorsun, Yeşim Hanım. En incesine kadar çıkarıyor, onun bir ayıklaması gibi var. Onu öğreniyor.
Çıkaramıyor. Nasıl çıkaramıyor? Yiyorum işte. Çıkarıyorum. Çıkaramıyor. Git İstanbul'a. Yağ da yakıyor. Hayır. Hayır. Ablacığım, sazan balığını en küçük kıllarla temizlemesine şansı yok. Orada sazan yok zaten. Akbalık, tuna. Akbalığında var küçük balıkları. Hepsini böyle. Menderes dedikleri su kanalları kıvrılarak devam ediyor. Deniz'in siparişi olduğu için videoya çekiyorum. Herkesi çıkmadan nasıldınız? Bittiğinde nasıl olacak falan. Çok iyiyiz. Ankara'ya bekliyoruz. Sabırsızlık. Canım benim, başarılarımın devamını diliyorum. Hayır. Takip ediyoruz. Evet, sizi bekliyorduk. Gerçekten çok iyi. Bile yapıyorsunuz, haberiniz olsun şu anda. Kopmuştuk, birbirimizi pek görmüyorduk, tanımıyorduk veya öyle diyelim. O arada neler yaptık, neler ettik. Bunları tek tek anlatalım. Evet, Oğuzhan'ı bitiremiyorum. Ne, beni de mi kontrol ediyorsun? Biz kendini tek tek tanıtıyor Mahir'e. Şimdi kendisiyle ilgili bilgiler veriyor. 2007'de emekli kızım var. 4 torunum var. Yani bunu kurmelik var mı bilmiyorum ama. Konaklama, ilk konaklama yerimiz. Çaylarımızı içiyoruz. Bıçak alacağız. Çok keyifli. Sürmenenin bıçakları meşhurdur. Şu anda Kürdistan'da hava çok güzel. Burası Çoruh Nehri. Şu anda Kürdistan'dayız. Bu Türkiye'den gelen Çoruh Nehri'nin uzantısı. İleride bir şarap mahzeni, üzüm bağlarına geldik, gece geldik. Peynirlerimiz anlatılacak. Göre ve su halk arasındaki söylentilere göre 12. yüzyılda burada kraliçe meşhur. Yani biz kral dediğimiz bu bazıları. Çok malzeme var. Yani bu bölgeye has beyaz üzümden yapılmış sek şarap. Şaraptan sonra da şampanyada üretiliyor. Yani özellikle. Odamızda maşallah kocaman manzarayı görmüyoruz ama görüntü güzel. Böyle. Burası upuzun, şahane bir kumsal. Gün doğuyor. Kedi aslında herhalde. Evlerde daha çok herhalde. Ortamızda bizde kaynıyor çünkü. Evet Yeşim Hanım. Bana bir tane ev rica ediyorum. Devam ediyor. Şu anda içe doğru gidiyoruz. İlerliyoruz. Köylerdeyiz, küçük küçük. Çibati köyü burası. Çibati. Çibati köyü. Diye bir köy. Her köyün kreşinden lisesine kadar. Bak zannenleri de kaçırdık bu arada. Okullar, köyler. Okullar, köyler. Kendine kültür, yetiyormuş. Kültür merkezleri varmış. Fakat şu an hepsi altın vaziyette. Boşluyor. Köyler boşalmış. Genç ve çocuk yaşası yok. Tek tip yaşlılar kalmış. Herkes iş ekmek peşinde büyük şehirlere, başka ülkelere gidiyor. Gayet keyifli bir yolculuk. Eğlene eğlene gidiyoruz. Evet, yol üstünde bir konaklama tesisindeyiz. Sürekli bir çekimler. Bu armut suyu, maden suyu. Tiflis yolundayız. Kilisenin önünde durduk. Güzel ormanlar içinde yürüyoruz. Böyle bir kale, fabrika. Yani bu Tiflis yolunda bir köy ve kilise. Bekleyin, şu hemen köşede bekleyin. Ana vatan savaşı çağırıyor diye bir kadın. Bu Stalin'in sarayı. Bu da onun oturduğu, kirada oturduğu evmiş. Vagona.
tipim. Yani resim değil de. Ev çok tipik yani. Evet. Yolda gördüğümüz evlerin müthiş tatmış durumu. Evet, Stalin'in Sovyetleri gezdiği vagon 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özel vagon. Stalin'in Sovyetleri gezdiği vagonmuş. Bu, burası mutfağı, ocağı. Bir küçük spa buldu. Çok tatlı bir şey bu. Gözlere bak. Dünyasının en büyük ikinci katedraliymiş. Batı Gürcistan'da daha çok çift katlı evlerde ama İkisinde de saç yoğun kullanılır. Çünkü aynı şekilde taşlar var. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Sağ tarafta olası bir sallantıda, olası bir deprem esnada o sallantının dengesini sağlaması için düşünülen bir şey bu. Tarihi yeraltı çarşısına giriyoruz. Şu anda eski Gürcü Oksiti'deyiz. Çarlık döneminin karışımından oluşuyormuş. Biraz sıcaktı. Aşık değil. Ne dedik? İki mi aşık? Aşıklar var mı? Evet, burası hamamlar bölgesi, ılık su. Burada sabit ve şifalı su olduğu söyleniyor ve hamamlar varmış, klasik hamamlar. Evet, enteresan, güzel. Bu köprü boyunca her yer kilit. Üzeri yazılmış, aşklarını kilitlemişler. Denizhan, seni de yazayım mı oğlum? Denizhan'ı da annesi... Yazayım mı oğlum seni de buraya? İzler! Eski pazardayız. El işi, çoraplar, teyze böyle bir... Gidiyorum. 40. 40. 40. Evet, örüyor şimdi canlı canlı 4-5 taneden. Eski bir çarşısında ilerliyoruz yine alışveriş merkezleri. Her bina en az 150 yıllık diyor. 72, 1865, 1858. Buradaki binalar hepsi o döneme kadar. 87-1213 yıllar arasında. 12. yüzyılın sonlarında, 13. yüzyılın başlarında Kraliyet Sarayı'nda görev alan bir yazarlık kendisi. 5 dakika. Sınır kapısı farklı bir yerde. Orası sadece bir hudut yani. Ve o hudutun olduğu yer, Çeçenistan'la hudutun olduğu yerde, bölgede Gürcü tarafında ama bir belde var böyle. Bakaki, Kalşi, Kikineps. Şimdi bunun daha da devamı var. Yani diyoruz ki, şimdi insanlar diyorlar ya zor, herkesin cevabı bu şekilde. O Gürcülerin cevabı da şöyle oluyor. Ya biz de ömür boyu bu çileyi çekiyoruz. Aşıklar şehrine geldik. O zor kelimeyi kullanmıyorum artık. Signagi. Aşıklar şehri diyebiliyoruz buna. Evet. Signagi diye bir yerdeyiz. Burada nikah tazeleyeceğiz babanla. Babam bana evlenme teklifi edecek ilk defa. Evet. Biz henüz evlenmedik oğlum. Size ben tek taş bekliyorum bu. Signagi. Sen gidi yara. Eski şehrindeyiz. Surların içinde. Evet Cüneyt'im. Video çekiyorsun değil mi? Hep video. Hep video.
Evet, bu kale surlarında gidiyoruz şimdi. Bununla kendilerini koruyacaklarını zannetmişler. Evet, şehrimizin meydanındayız. İl Meclis binası imiş. Burası mı evlenme yeri? Bir manava gelindi ve tabii Türkiye'de hiç bulamıyor arkadaşlar. Bir manav kargaşası yaşıyoruz. Çaktırma. Hurmalar. Domates alalım mesela. Ne olacak? Al domates. Domates da yerim. Domates güzeldir. Evet, o da pembe zaten. Şuraya da azıcık üzümedir. Şöyle üzümlere bak. Fermente olmadan önce, evet, şimdi bu çiftçi götürüyor bir tane buradaki fabrikalardan bir tanesine verecek yani. Bir sürü bu geçti bunları, yeni mi gördün? Evet. Çok mu vardı? Hani yaprak falan yok bunlarda. Evet, şu anda bir şarap tadına geldik. Bu bir fabrika. Gölgeye geçiyoruz, anlatıma devam ediyoruz. Ne teknoloji? Yürücü değil mi? Hayır değil, Avrupa, ihraç. Bu Avrupa. İhraç. Evet. Bunlarda ne yapıyoruz? O bekletme süresi, o posta vesaire. Natya'yı dinleyelim. Her bir tane, yani gördüğünüz tanklar hepsi Gürcistan'da üretiliyor. Dengelemesi için bunun üzerine böyle köpük kaplıyorlar. İçinde yine tanklar var. Bu tanklara aktaracağımız üzümdür. Bu tanklarda üreteceğimiz üzümdür. Yani Avrupa üzümdür. Ne nedir? Bu da bakın, evet. Kendisi ayırıyor. Artık posalar, her şey ayrılıyor. Bu Avrupa'ya ihraç edilecek. Burası artık eski tip şarapların yapıldığı eski usulle. Bu da Avrupa yarı tadı. Yani baştaki beyaz başlığı yok burada. Var ama tadı aynı, yani sek yine. Burası Gürcü dini için önemli. İkinci Kudüs dedikleri bir şehir. İlk burada başlamış değil mi? Ortodoksun burada seçmişler, evet. Ortodoksun ilk başladığı yer. Nehrin kenarı. Nehrin kenarında iki nehir birleşiyor. Kardaki şeyi de göstermiş. Bir Vedat konuşması yap arkadaşlar. Yapacağım içeride. Yok. İçeride yapacağım. Şimdi Batı'ndayız birazdan. O otelden ayrılıp sınıra doğru gideceğiz. Evet, bu kapanışı senden. Bu geziyi düzenleyen Bahir arkadaşımız ve Türk Geziye Katan arkadaşlarımız. Ayrıca Sayın Saakashvili, Mikail, Müslüman Mikail, ondan sonra Hristiyan olan devrim arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendileri İstanbul'a çıkaracak arkadaşla kelime-i şehadet getirdim. Sağ olun, var olun. Her şey gönlünüzce olsun. Eminim ki bir gün yine görüşeceğiz. İnşallah. Eminim ki Türkiye olur, bu Gürcistan olur ama mutlaka görüşeceğiz. Umarım güzel izlenimler kalmıştır. Ve Gürcüler sormuyorum bunu tabii. Bunlar yani, tabii her harikada bunu cevabını biliyoruz bu sorunun. Onlar için diyorum. Evet. Bu kadar. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Cüneyt hocam. Eşhedü en la ilahe illallah.